kanalla ilgili daha sonrasında yaklaşık 4,5-5 ay gibi süren bir çalışmayla oluşturduğumuz bir kitap da var. Farklı konularda görüşlerini ortaya koymuş Türkiye'mizin çok kıymetli bilim insanlarının fikirleri var. Tümden bu belgeleri de size yollamak isterim o çalışmanıza katkı sunması açısından. Oluşturmaya çalıştığınız bakışa da mutlaka ve mutlaka irdeleyip bir araya gelmekse bir araya gelmek, beraber konuşmaksa yeniden bir beraber konuşmak ve onun üzerinden kamuoyunu bilgilendirme çalışmasının içinde tabii ki olmak zorundayız. Biz çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yiz. Şunu ifade edeyim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak olan bu, bize göre çok büyük bedelleri olacak olan bu, yapılmayı düşünülen bu projenin olmaması gerektiğine dair bilgilendirme çalışmalarımızın da nasıl bir müdahaleyle ve nasıl bir sorgulamayla karşı karşıya kaldığını yakın bir zamanda takip etmişsinizdir. Ama şunu ifade edeyim, yani büyük bir ihanettir. Bu tanımı bizde nettir. Bu bir beton kanaldır. Başka hiçbir şey ifade etmez. Bedeli çok ağırdır. Kendi tanıtım reklamlarında kurumsal olarak ülkemizin kurumlarının da içinde bulunduğu tanıtım reklamlarında 65 milyar dolarlık yatırım diye tanıttıkları bu projenin bedeli maddi olarak ağırdır ama manevi olarak bedelinin, inanın, tarifi ve tamiratı yoktur. Onun için mutlaka ve mutlaka engellenmelidir. Bu konuda tümden büyük bir mücadele içerisinde olacağız. Ama bugüne indirgediğinizde ülkemizin şu an yaşadığı ekonomik sorunlar ve işsizlik ve toplumun ne yazık ki en küçüğünden en büyüğüne kadar eğitimden, işsizlikten, yoksulluktan, mutfakta kaynamayan tenceresine varıncaya kadar bu problemlerin içinde boğuşurken böylesi bir projeyi inadına yapacağız deme anlayışını toplum psikolojisi olarak da toplumun bir psikolojik olarak da sorgulaması gereken bir ifade biçimi olduğunu düşünüyorum. Daha da ileriye gideyim. İstanbul'da örneğin hepimizin hayatını tehdit eden bir deprem sürecini çözüme kavuşturmak varken bu şehirde teslim aldığımızda ki 8'ini de harekete geçirdik. 8 tane durmuş metro hattı varken buraya bir kuruş ayıramayan ve o duran hatları 2 sene boyunca izleyen bir yönetim varken biz geldikten sonra farklı finansal kabiliyetlerle başlattığımız hatlardır bunlar. Yani ulaşımdan depreme birçok sorununun çözümü varken bu şehrin 65 milyar dolarlık bir yatırımla kanalı inadına yapacağım deme anlayışını hep birlikte sorgulamalıyız. Bu vesileyle ben sizden bu mektubu almak, inanın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir siyasi partinin böylesine derinlemesine ve içselleştirerek süreci takip etmesinden duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim. Zevkle işbirliği içinde olup bu sürece dair fikirlerinizi tartışmayı arzu ederiz, buluşmayı arzu ederiz. Uygun görürseniz bu konuda sizinle hemen ilgili arkadaşlarımı irtibata geçirmek isterim. O bilgi, belge ve kitapları size sunmanın yanı sıra dilerseniz uygun bir vakitte komisyonunuzu bilgilendirecek, o komisyonumuzun da hareket geçmesini sağlarız. Sonrasında da işbirliği halinde neler yapabiliriz zevkle konuşuruz.